Değerli izleyenlerim, bugünkü programda çoğumuzu ilgilendiren faizle alakalı bir soru, onu cevaplandırmaya çalışacağım. Bankamatiklerden aldığımız maaşlardan dolayı faize bulaşmış sayılır mıyız? Gerçekten bu ve benzeri sorular Müslümanlar olarak zihnimizi meşgul edebiliyor. Kendimizi doğrudan faizin her tarafı kaplamış olduğu bir ortamda bulduk. Öyle bir ortamda doğduk. Öyle bir ortamda hayat devam ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i de okuduğumuzda çok net bir ifadeyle faizin yasak kılındığını görüyoruz. Ehallallahul bey'e ve harramer riba. Allah alışverişi helal kıldı. Ama faizi ise haram kıldı. Ve 7 büyük günahtan bir tanesi faiz olarak ifade edilmekte. Allah-u Teala'nın çok net, kesin bir şekilde yasakladığı şeylerden birisi faizdir. Bir Müslüman, dini hassasiyetleri olan bir Müslüman, faizden olabildiğince uzak kalmaya çalışır. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği dönem, sanki içinde yaşadığımız dönem gibidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, öyle bir zaman gelecek ki faize bulaşmayan kimse kalmayacak. Doğrudan faiz yemeyenlere de dumanından bulaşacak buyuruyor. Kur'an-ı Kerim acaba faizi niçin yasaklamış? Belki çok kısa ona da temas etmekte fayda var. Aslında faizli sistem maliyetleri artırır. Faizli sistem bazılarına haksız kazanç meydana getirir. Faiz sisteminde sen çalış ben yiyeyim esası vardır. Bir insanın bir miktar parası varsa bunu faize verdiğinde başkasının sırtından para kazanmış olur. Kendisi hiç alın teri dökmeden, riske girmeden haksız kazanç elde etmiş olur. Bu artık büyütüldüğünde bazı insanlar var ki artık bunu bir geçim yolu yapmış. Çok büyük paralar buralarda dönüyor ve o paralar hiçbir riske atılmadan çok büyük kazançları kendine getirebiliyor. Kur'an-ı Kerim bu noktada bize şunu hatırlatmakta. İnsanların malları içinde artsın diye faize vermiş olduğunuz para Allah katında artmaz. Ama kendi malınızdan vermiş olduğunuz zekat o Allah katında artmaktadır. Yani şöyle bir durum var. Faizde normalde para artıyor ama Allah-u Teala artmadığını söylüyor. Allah katında artmadığını söylüyor. Zekatta ise maldan bir eksilme var ama orada bir bereketlenme olduğunu Allah-u Teala haber vermekte. Burada belki şuna da yine temas etmemizde fayda olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri evrenseldir. Kur'an'ın kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. İnsanların yapmış olduğu kanunlar gibi dönemlik, mevsimlik değildir. Dolayısıyla faiz 14 asır öncesinde kötü bir şeydi, günümüzde iyi bir şey değildir. Aslında faizin içinde olanlar da bunun farkındadır. Bugün kapitalist dünyanın merkezi olarak belki Amerika kabul edilebilir. Paranın en fazla döndüğü, yönlendirildiği bir ülke. Ve bugün Amerika'da ekonomi uzmanları acaba sıfır faize nasıl ulaşabiliriz? Yani faizsiz sisteme nasıl ulaşabiliriz? Bunun mücadelesini veriyorlar. Onlar da biliyorlar ki bir ülkede eğer faiz sıfırlanırsa o ülke çok daha dengeli bir ülke olacaktır. Haksız kazançlar önlenecektir. Ekonomi çok daha sağlam bir temel üzerine oturmuş olacaktır. Ülkemizde Avrupa'yı kıyas edecek olursak, mesela Avrupa ülkeleri kapitalisttir ama öyle olmakla beraber faiz oranları Türkiye'den çok daha düşüktür. Ve oralarda ekonomi bize göre daha istikrarlıdır. Demek ki böyle uygulamaya bakıp da faizi böyle bir meziyet gibi görmekte uygun değil. Ama bir realite olarak gerek ülkemizde gerek diğer İslam ülkelerinde insanların tümüyle faizden uzak kalmaları da zor gibi görülmektedir. İşte bu durumda ne olacak? Soruya tekrar gelecek olursak, bir insan doğrudan faiz kurumlarına para yatırmamış veya tefecilik yapmıyor. Parasını bazılarına verip de 10 verip 15 istemiyor. Fakat diyelim maaşını bankadan alıyor. Bu durumda faize bulaşmış sayılır mı? Bu durumda faize bulaştığını söyleyemeyiz. Bu bir zarurettir. Başka türlü de maaş yatmıyorsa alacağı başka bir alternatifi yoktur. Dolayısıyla o kendi emeğinin karşılığını oradan almaktadır.
Fakat doğrudan o parasını kendisi yatırsa ve bunun faizini de bu şekilde beklese, ona göre bir yatırım yapmış olsa, işte faize girmek odur. Öğretmenlik yaptığım yerlerden birinde bu konuya biraz girilmişti. Öğrencilerimizden bir tanesi dedi ki, hocam dedi, aslında sizler ilahiyatçı hocalarımız faizinin aleyhinde bir şeyler söylüyorsunuz ama siz de maaşınızı bankalardan alıyorsunuz. Dolayısıyla siz de faizin içindesiniz. O zaman ben şunu söylemiştim. Dedim, delikanlı, arada fark var. Mesela dedim, ben buradan eve giderken veya evden buraya gelirken yollar bazen çamurlu oluyor. O çamurlu ortamda ister istemez ayağıma biraz çamur bulaşıyor. Bir bu manzara var, bir de insanın kendini çamurun ortasına atması var. Nasıl ki bu ikisi birbirinden çok farklıdır, onun gibi bir takım ticari işlemlerde veya maaş alma gibi durumlarda bankayla bir ilişkinin olmasıyla doğrudan kişinin kendini tefeci ilan etmesi veya doğrudan faize para yatırması, bunlar çok farklı olaylardır. İşte zaruret olanla olmayanı bu noktada birbirinden ayırmak gerekiyor. Buna dikkat edilirse bir insan belki kalbi bir takım endişelerden de kurtulabilir, daha böyle rahat edebilir. Ve günümüz şartlarında herkesin illa faizli sisteme parasını yatırma gibi öyle bir zorunluluğu da yoktur. Alternatifleri vardır. O alternatifler değerlendirilebilir. Onlarla bir takım işlemler yapılabilir. Böylece bir insan gönlü daha rahat bir şekilde parasını değerlendirmiş olur. Hepinize helal kazançlar dileğiyle programı noktalıyorum.